Normal süre içerisinde yeniş bekliyor musun? Recep Kara, Şaban Yılmaz. Çok ilginç, çok ilginç. Tekrar gelecek ekrana. Evet. Hüsnü devam diyor, Hüsnü patron. Ali Gürbüz. Herkes ayağa kalktı. Şimdi göreceğiz tekrar Abdullah Ersoy. Şu an tekrar ekrana geliyor. Şimdi daha net göreceğiz. Evet. Burada çok sert bir tırpan var. Havada bir dönüşme. Şimdi daha açık bir kare. Şimdi normal süre içerisinde burada bir yeniş nasıl söz konusu olabilir? Diliyoruz uzanan eller kırılsın inşallah diyoruz. Kırkpınar'da görüşen tüm sporcular başarılar dilerim. Tabii Seyitan Caferoğlu, Kızılpınar'ın yakışıklı, değerli Kızılpınar'ı çok özledik bu arada. İnşallah yeniden Çerkezköy Kızılpınar'da bu güzel güreşler yapılır diyoruz. Çerkezköy'de bu arada bekliyoruz. Yavaş yavaş hareketleniyor güreş Abdullah Ersoy. Evet. Mehmet'in şöyle karşılıklı elenseler var ama Ali çok sakin. Bana göre ben burada Mahmut Demir'e katılmıyorum. Ali çok sakin. Puanlamaya kadar gidecek gibi geliyor bana. Ali puanlamaya götürebilir. Şimdi Mehmet yeşil yeşil Ali'nin yorgunluğunu yorulduğunu zannederek ani tepkiler, elense, tırpan dalarak bir de tırpanını hafif düşürdü ama Ali de sağlam. Yani Ali kolay kolay bu işte yorulmadı. Biliyorum ben onu. Önceki güreşte. Ve dayanıklılığıyla bu güreşi de puanlamaya götürecek. Puanlamada da artık ikisinden biri kazanacak. Onun için bir şey diyemiyoruz. Yani şu yener bu yener diyemem. Üç gündür bu yayınlar elimizden geldiği kadar ekran görüntüleri üzerinde Tekmo TV ayrıcalığıyla sizlere getiriyoruz. Ve önemli bir tecrübe oluştu seneye inşallah. Önemli toplantılar yayıncı kuruluşla birlikte yapacağız. Enine boyuna bütün protokole ne istiyoruz, neler olmalı konuşacağız, talep edeceğiz. Evet, Ali'nin taktiksel. Evet, şimdi bakın burada Mahmut Demir, burada nasıl bir pozisyon var? Puanlamada böyle bir hareket olur mu? Ali taktiğini çok iyi kullanıyor. Yok, şimdi şunu söyleyeyim de. Evet. Şampiyonuma geçsin. Acaba Ali bir anda paçalardan kavrar mı Abdullah Usta? Hayır, Ali'nin burada bir düşündüğü var. Bir düşündüğü var. Şimdi eskiden pehlivanlar rakibini bunaltmak için paça kazık oyunuyla yayardı. Sonra sarmaya geçip kafadan çöküp bunaltırdı. Mehmet Yeşil böyle bunalttığını zannediyor ama bence yanılıyor. Yeşil niye yenmeyi denemiyor arkadan paça kazık? İşte oyun denemiyor, riske girmiyor. Yani şimdi bu bir tuzak da olabilir. Bu bir tuzak da olabilir. Bu bir taktiksel yaklaşım. Bunu benden daha iyi bilmeniz gerekiyor. Taktik canım, taktik. Yani o Mehmet'in saldırıp biraz önce bir şey, ben bu seneki gözlemlerimde Ali kontra yapan, rakibine anti kontrayla cevap verebilen ve yenişmelere götüren önemli bir özelliğini geliştirmiş. Ama şimdi tekten boğuyor şeyi Ali'yi. Evet. Ben de onu, biz sahada yıllarca güreştik. Paça kazıkla yayarsın. Yere serersin. Sonra oradan sarmaya geçip evet, çökersin, bunaltırsın. Şu an böyle, tek kol elinde tamamen kavradı. Bunlara bir boğma, bunaltmaya çalışıyor Mehmet. Bu pabuç bırakmaz bunlara, bu baş pehlivan. Baş pehlivan bu böyle bir oyuna pabuç bırakmaz. Kesinlikle öyle. Ali şimdi saklıyor kendini. Tabii evet, riskli oyuna da girmiyor Mehmet Yeşil. Doğabilecek sıkıntılar dolayı. Yabancı madde var. Evet, güreş başladı şu anda. Burada yasaklı madde talilinde çıkacak. Onun için dikkatli olmak lazım. Bir de bu kadar görevli var. Bu adamlar ne iş yapıyor? Çocuklar çıkıyor oradan, geliyorlar, su atıyorlar. Evet. Evet, puanlama başladı değerli güreş severler ve Mahmut Demir, Abdullah Ersoy, Mehmet Çelik yorumları tüm hızıyla devam ediyor. Hata yapan finale veda edecek. Ve bu Kırkpınar, çok konuşulacak güreşler var, tartışılacak, yıl boyunca güreşler oldu. Dileriz bundan sonra güzel şeyler daha kaliteli olarak devam etsin. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tüm misafirlerine yakinen ilgilendi. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Balıkesir Karasi Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'la protokol
açıklaması basın toplantısıyla saray içi heykellerin önünde yaptılar. Yine Ümit Uysal, tamam. Mimar Turgay Genç yanı sıra buraya kadar gelip kabinimizde önemli açıklamalarda bulunan değerli belediye başkanlarımız oldu. Şu anda iki tane puanlama üstesi diyorum ben. Hem Ali Gürbüz'e hem Mehmet Yeşileşil'e. Çünkü Mehmet Yeşileşil'in bu sahada Recep Karay'la bir puanlaması var. Dillere destan. Sabır puanlaması diyeceğim ben ona. Bu arada hemen izleyicilerimizi hatırlatalım. İhtar durumları nasıl Mahmut Demir? Efendim? İhtar durumları... İhtar durumlarında Mehmet Yeşil avantajlı, Ali Gürbüz'ün iki ihtarı var. Evet, bravo. Ali Gürbüz iki ihtarla devam ediyor. Pasif kalırsa Abdullah ama, Ersoy. Yok, çok aman kalırsa, aman bir geri kaçış yok, olmazsa Ali ihtar veremez. Ali kontrol tutar o güreşi. Efendim? Düşünün. Ali o üçüncü ihtarı almaz. O dengeyi sağlar ama tabii ileriye doğru o deminki kondisyon düşüklüğü tekrar yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Onları izleyeceğiz. Yani önceden kahin değiliz yani. Evet. Evet, tüm oradaki büyüklerimize Teknum Etivi ailesine selamlar gönderiyor. Hakan Mehmet, Akif Ersoy, Keşan Geyikli, Pehlivan Otel'den. Tabii burada Ahmet Taşçı'ya Pehlivan sofrasına kocaman selam yollayacaktım, unutmuştum onu. Kara Mürsel'in Şirin. Bu Abdullah Ersoy Erikli Pehlivan Otel'de. Selami Ağa'da. Evet, Balkan Otel'de. Selami Ağa'da Balkan Otel'de. Kırkpınar'da baş pehlivan olan sporcunun ailesiyle birlikte bir aylık tatil hediyesi var. Onu da buradan söyleyelim. Bu Kadir Çınarsıklarından ve güreşe olan sevgilerinden dolayı da Abdullah Ersoy'da Sabahat Selami Tüncel Ağa'yı da tebrik ediyorum. Ben şimdi Selami Ağa adına da konuşayım kendi adıma da. Şampiyonumuz bu. Bizi hem isimlerin söylüyor bizim otellerin hem reklamımızı yapıyor. Biz bu tavsiyesini tamamıyla kabul ediyoruz. Yeter ki tarih ve tarih ve gelenekleri görmek istiyorlarsa Edirne'de kalsınlar. Tatil yapmak istiyorlarsa benim otele gelsin. Abdullah Ersoy, tatili bölmeyelim. Arkadaşlar gelsin 15 gün Edirne'de, 15 günde denizde kalsınlar. Yani şampiyonum. Ama yorgunluk belirtileri başladı. Yorgunluk belirtileri başladı. Davet et, kabul ediyoruz. Evet, değerli izleyiciler, tabii Kumluca Belediye Başkanı yürekten bir ağabey, bir dost, bir arkadaş, bir güreş sevdalısı. Ama en önemli lokomotif parçası ise Süleyman Falay, başkan yardımcısı, meclis üyesi güreşinde. Orada büyük duayeni Süleyman Falay, size teşekkür ediyor. Sayenizde Edirne gibi güreş izledik. Güreş severler size minnettar, başarılar, başarılı yayınlar dilerim. Selamlar demiş Süleyman Falay. Değerli bir dostumuz. Süleyman Bey de bu işe çok titiz. Yayınların yapılmasında önemli çabaları var. Hop oturup hop kalkan yayın servisinde Süleyman Falay, Kumluca Belediyesi adına büyük bir şans, Türk güreşi adına büyük bir şans. Gelelim güreşe, puanlamanın normal süresinin sonuna doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş Mehmet'in elenseleri var. Ancak Ali mutlaka o da çok çalıştı. Onun da Kırkpınar'da buraya kadar gelmesi, hemen ilk evinde yaptığı Muratpaşa'daki Recep Karay'a yenildiği güreşe gelirsek Ali üstüne koyarak hazırlandı geldi. Ancak puanlamada bakın ne olursa olsun 3. ihtarı kendini düşürürse kule bunu affetmez. Onun için 3. ihtara Ali fırsat vermemesi lazım şampiyon. Üçüncü ihtarı da alacağını tahmin etmiyorum, o hataya düşmez Ali. Çünkü evet, tecrübeli evet. Bir güreş. Yani düşmemesi lazım. Çok açık, çok geriye gitmezse hızlı bir şekilde sonu çıkmaz. Zaten puanlama dakikasının da son dakikası içerisindeyiz. Sarayiçi Ar Meydanı'nda Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç da destek verdi. Seyirci finalde eski ortam, eski havasında iyi bir tablo oluşturdu, doldurdu türbinleri Abdullah Ersoy. Evet, evet. Seyirci tamamen stadı doldurdu. Yaklaşık 30 bin seyirci seyrediyor şu anda.
Güreşte evet, yavaş güreş yavaş karışmaya başladı bu arada. Yani Ali'de hakikaten bir yorgunluk belirtisi var. Ali evet. Değerli güreş severler, Recep Kara şu an dinleniyor, bekliyor. Finalist, ilk finalist 655. Kırkpınar'da ve ekranda er meydanında güreşen her iki güreşçinin, Recep Kara'nın kemere giden yolda önemli engeller yaratmışlardı. Recep Kara'yı kemere giden yolda durdurmuşlardı. İşte onlardan bir tanesi Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil. Ve Recep Kara Ordu Ünye adına finalde, son yıllarda Recep Kara'nın son 5 yılda kürsüye bu kadar gördük evet. mi arkadaşlar? Çok evet, iyi doğru. bir Recep Kara doğru bir bu tespit. Sene. Hazır bir Recep Kara bu sene. Doğru bir tespit. Hem grubunda hem kendisi de fiziksel olarak iyi hazırlanmış. Rakiplerini de kısa sürede yendi çoğunu. Hazır gördüm ben de. Daha önce İsmail Balaban'a takıldı. Herhalde şeye altın puana geçtiler. Evet, beklemiyoruz. Puan alan galip bir yanda Önder Gülmez. Diğer tarafta da her ikisi de Sinanlı'nın değerleri. Alpullu'nun, Kırklar Ali Babaeskin değerleri. Mehmet'in hamlesi var. Evet, evet. Ali defans da çok dikkatli. Ama son gücünü Ali Gürbüz... Tabii benim belki de bu ön yargılı yorumum. Hamle karşıtını bekliyor Ali Gürbüz. Mehmet Paçaları şöyle bir yokladı Abdullah Ersoy. Ali böyle dönüp yatacak şekilde puan vermez. Ali son oyununu yapıp da mücadele eder. Alırsa alabilir, almazsa yani bir riske girecek. Öyle kolay kolay pes etmez. Evet. Benim bildiğim Ali ama... Yani her ikisi de usta, her ikisi de evet. kaliteli. Çok sıkıntılı bir süreçten geçti yani, Ali Gürbüz. Demin de dedim yani kain değiliz, neticeyi söyleyelim. Evet. Kim galip gelirse göreceğiz, seyrederek göreceğiz. Tek Rumeli Televizyonu ekranlarınızda, son finalist kim olacak? Müsabakanın, güreşin, maçın hakemleri Sinanlı'dan Önder Gülmez ve meydan baş hakemi evet Mehmet evet, bastırdı. Evet, evet. Bastırdı. Çabuk evet, döndü Ali Gürbüz. Evet. evet Çabuk şok. Döndü Ali çok Gürbüz. Mehmet Yeşil bayağı riske girdi. Yani oturdu, oradan dönebilirdi de, yenilebilirdi de. Orada bir tabii yeniş yok bence. Döndü, aşıttırdı. Yine evet. dengeyi kurdular. Çabuk döndü Ali Gürbüz, değerli güreşseverler. Kasnaklarda aşağı iyice çekti Mehmet Yeşil Yeşil'i. Eyvah. Bastırıyor Ali Gürbüz. Her an yeniş gelebilir. Mehmet Yeşil Yeşil. Mehmet Yeşil Yeşil. Finalist oldu. Mehmet Yeşil finalist oldu. Finali adını yazdırdı. Dediğim gibi Ali Kasnak'tan bir iki zorladı. Son şeyini yaptı ama kondisyon. Evet. Mehmet Yeşil Yeşil'in çok hırslı konsantrasyonunu. Helal olsun, helal olsun. Bu tablo çok. Yorumlarımda da onu dile getirmiştim. Kucaklaması. Bizim atasporu güreşte olur bu. Geniş hep devamlı, sonra... devamlı söylediğimiz evet. kibarlık, centilmenlik, asalet bu. Aferin. Mehmet Her ikisi Yeşil de güzel Yeşil. Güreş yaptılar. İkisini de tebrik ediyorum. Her ikisini de tebrik i̇şte ediyorum. Mehmet Yeşil Yeşil, Olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, diğer taraftan da baş pehlivan Abdullah Ersoy yapılan güreşi takdir ediyor. Ali Gürbüz'e tekrar Kırkpınar'da görmek bizi son derece mutlu etti. İkisi de Amasya Şeker'deki bizim sporcuları final yapacaklar. Nasıl Mehmet evet. Çelik? Şimdi temelde Amasya Şeker kimyası var. Evet. Bu işte Cahit Ağızkalıoğlu'nu da bir kez daha buradan selamlamak istiyorum. Ekranları başında bizi dinliyor olabilir. Yine uzman doktor Adnan Bağrı Açık ve yanında bulunan tüm dostlarımıza sevgiler, saygılar. İşte kasnağa uzandı Ali Gürbüz. Mehmet çok çabuk kavradı paçaları, dengeledi. Şöyle bir kaldırdı Ali'yi, sırt aşağı çok getirirken bastırdı. Ali ve Gürbüz puan aldı. Kündeye dolanmaya çalışacaktı. Yeşil de bunu hissederek çiften yakaladı. Yani evet. Değerli güreşseverler, taktik savaşı oldu. Güreşlerimiz devam ederken biz de burada veriyorlar gerekirse
Bir arkadaşımız yorumunda şey demiş, Akdeniz, Karadeniz olarak bunlar düşman değil, rakipler falan demiş. Zaten biz de aynısını, onu söyleyenler de aynısını her yorumu, söylüyorum. Her yorumu seviyesinde olmamız evet. gerekmiyor. Onlar herhalde başka yerleriyle dinliyorlar. Evet. Şimdi beni burada kızdırmasınlar. O çocuklar hepimizin. Bölge olarak söylüyorsun. Tabii. O zaman bölgecilik mi yapıyor Türkiye haritasında bölgelere yazıldığı bölgecilik zaman? Bölgecilik bizim olduğumuz yerde olması mümkün değil. Herkese biri Antalyalı, biri Ordulu, ikisi de Amasya şekerliydi. Bölgecilik olsa olmaz. Cevap vermek zorunda değiliz.